Şimdi bakınız, bu üç tane maddeyi ifade ettim ben. Ali Fuat Başkir Hoca diyor ki, ben kötü kitap, kötü yayın ve kötü öğretmenin de zararlarıyla ilgili şeyler söyleyeceğim ama bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi diyor. Evet. Benim işim değil diyor. Şimdi öğretmen, hocalar diyor orada, hocalar ve kitap diye. Şimdi tabii kulakları çınlasın, Mahmut Demirel'le bir eğitim çalışması yapıyoruz. Hocam dedi, çok böyle özel bir yerdeydik geçenlerde. Bir arkadaş dedi ki, dedi ya bu okulların durumu, öğretmenler çok iyi, herkes öğretmenlerin yüzü gülüyor. Demek sizin işleriniz iyi, probleminiz yok filan dedi. Şimdi ben de dedim ki, o bizim içim yüzümüz gülüyor, gülmemiz lazım. Biz öğretmeniz, sen bir de içimizi sor diye söyledim. Vaktim varsa anlatırım dedim diyor. Şimdi biz öğretmenler gülümsemeye mecburuz. Gülümseyemeyenler de gülümseme terapisi alması lazım. Çünkü asrın silahı gülümsemektir. Herkes uygun, usulüne uygun gülümsemekten hoşlanır. Kimse asık suratlı bir çehreden hoşlanmıyor. Doğru. Çocuk da hoşlanmıyor, yetişkin de hoşlanmıyor. Üstelik sevgili Peygamberimizin ve İslam alimlerinin gülümsemek ve yumuşak huylu olmakla ilgili çok ciddi müjdeleri var. Haberleri var. Doğru. Ve bugün iletişimin en güçlü, en basit, en ucuz, en etkili aracı gülümsemektir. Öğretmen bu güçlü silahı asla terk etmemeli.